Su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Merkez İlçe Boyabat, Saraydüzü ve Durağan ilçeleri göletinde balıklandırma faaliyeti yapıldı. Proje kapsamında üretimi gerçekleştirilen 1.338.000 sazan balığı yavrusunun Boyabat, Maruf ve Dodurga Barajı, Bettaş, Boyalı, Kuru Saray, Cemalettin ve Çattepe göletleri, Durağan, Yassalan ve Yukarı Karacaören göletleri, Altınkaya Baraj Gölü, Saraydüzü, Asarcık Barajı ve Boyabat Baraj Gölü ve Merkez İlçe Taşmanlı, Bektaş Ağa, Nisi ve Muhsinli göletleri 11 gölet ve toplamda 5 baraj gölüne bırakıldı. İl Müdürü Fatih Önlem yaptığı açıklamada ilimiz sınırları içerisinde bugüne kadar toplam 19 göl, gölet ve baraj gölüne toplam 2.697.000 sazan balığı bırakılarak balıklandırma faaliyetleri yapılmıştır. Anadolu'muzun ekonomik ve tabi türleri arasında yer alan vatandaşlarımız için kaliteli bir protein, balıkçımız için önemli bir gelir kaynağı hem sportif hem de ticari balıkçıların gözdesi olan bu balıkları göl ve göletlerimize bırakıyoruz. Bilindiği gibi balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür dedi. Taşmanlı göletine balıkçılık ve su ürünleri şube müdürlüğü ekipleri 10 bin adet yavru bıraktı. Bırakılan balıklarla ilgili Şube Müdürü türü nereden bir açıklama yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz adına ilimiz Sinop ili sınırları içerisinde 11 adet gölet ve 6 tane baraj gölümüzü e, Amasya e, Su Ürünleri istasyondan üretimi gerçekleştirilmiş olan e, şu an Taşmanlı göletinde yavru sazan balığını doğal ortamına e, bırakıyoruz. Ee, söz konusu projemiz Bakanlığımız Balıklılık Sürünleri Genel Müdürlüğü ve TAGEM işbirliği arasında yapılmaktadır. Her sene düzenli olarak Bakanlığımızın e, kaynaklarımızı zenginleştirme, balıklandırma projesi adı altında yapılmaktadır. Bu yıl içerisinde ilimizde 1.338.000 adet sazan balığı bugün itibariyle göl gölet baraj göllerimize bırakılmıştır. Amacımız sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak. Tabii ki balıkçılığın sürdürülebilir olabilmesi için doğal ortamına bıraktığımız bu balıklarımıza yaşama şansı vermemiz gerekiyor. Öncelik olarak kirlilik için çevre halkının, vatandaşlarımızın özverili davranması, artı sportif balıkçılıkta olsun, ticari avcılıkta olsun... Beşe Birnoğlu sur nere avcılığını düzenleyen tebliğ kapsamında boy yasaklarına, zaman yasaklarına e, vatandaşlarımızın özellikle hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Teşekkür ederim.